İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Kent Yaşam programında yine birlikteyiz. Bugün Ankara stüdyolarından sesleniyoruz size ve bugün ben Ankara'nın konuğuyum. Benim de çok değerli konuklarım var. Bugün yerel yönetimler ve kentlerin geleceğini konuşacağız. Aslında yerel yönetimlerle ilgili önümüzdeki seçim sürecine kadar bir dizi programlar yapmayı özellikle istiyorum ve maalesef bu konuda olayı magazinsel boyutuyla ele alan basının dışında çok farklı olarak, ulusal kanal olarak sizlere yerel yönetimin ne olması, neler olması gerektiğini aktarmaya çalışacağım. Tabii kimlerle yapacağım bunu? Dediğim gibi çok değerli konuklarım var. Kent bilimci ve araştırmacı yazar Profesör Doktor Ruşan Keleş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'da olup da, evet, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Sayın Tezcan Karakuş. Hoş geldiniz yandan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, kısa süreli içerisinde değerli konuklarımdan çok şeyi alıp size aktarmak istiyorum. Onun için hemen çok değerli hocam, Ruşen Hocam'dan başlamak istiyorum. Ruşen Hocam'ın bu konuda 30'u aşkın kitabı var, tanıtmama gerek yok ve kendilerine sizler adına teşekkür ediyorum. Konuk olarak bugün stüdyomuzdalar. Hocam çok enteresan bir yerel yönetim seçimine hazırlanıyoruz. Biraz önce sohbetimizde de bazı konulara değindik. Siyasi partilerin yerel yönetim seçimlerine ilişkin olarak bir deklarasyon veya bir duruş gösteren bir açıklamaları bugüne kadar olmadı. Herkesin gözü kulağı kim nerede başkan adayı olacak, ne olacak, ne gidecek. Bütün şeyler bunun üzerine kurulmuş. Ama bakıldığında Türkiye çok ciddi bir sancı içerisinde ki bu önümüzdeki seçim sürecinden sonra Türkiye'nin geleceği ile ilgili olarak da çok çok büyük endişeler var. Çünkü tek adam rejiminin getirdiği, dayattığı olayın artık son noktasındayız. Bütün bunlara genel olarak bakıldığında kentleşmenin kuramsal temelleri ve yerel yönetimlerle önce kısa bir tanımını alayım sizden hocam. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Efendim, söylediğiniz gibi yerel seçimler yaklaşıyor ve Türkiye'de demokrasiye 1940'lı yıllardan itibaren ilk adımlarını atmış bir ülke olarak yerel yönetimlerin de demokratik gelişmesinin ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür ve o şekilde değerlendirmiştir. Aşağı yukarı 70-80 yıla yakın bir zaman geçti tabii Türkiye'nin çok partili siyasal rejime geçmesi üzerinden. Anayasalarımızda da zaten yerel yönetimler demokratik gelişmenin önemli vazgeçilmez kurumları olarak adlandırılmış ve formüle edilmiş. İller, belediyeler ve köyler diye zikrediliyor ama kent yönetimlerinden sorumlu olan belediyeler bu üç ayak içerisinde çok önemli bir paya ve role sahip. Yerel yönetim seçimlerinde tabii halkın karşısına adaylar çıkan siyasal partilerin bu adaylardan halkın neler beklemesi gerektiği konusundaki düşüncelerini, fikriyatını geliştirmiş olması gerekir. Adaylara da bırakılabilir bu. Adaylar elbette ki ileride yönetme görevini üstlenecekleri kentlerin yönetimine hangi ilkelere hakim kılacakları konusunda düşünceler geliştirmiş olabilirler. Fakat genellikle her siyasal partide adaylar partilerinin genel eğilimlerinden çok sapma gösteremezler. Bu nedenle başka çağdaş Batı ülkelerinde olduğu gibi siyasal partilerin yerel yönetimlerde egemen kılmak istedikleri ilkeleri önceden belirleyip adaylarına bunları intikal ettirmeleri ve adayların da o genel çerçeve içerisinde tavırlarını belirlemeleri halkın yapacağı tercihlerin isabet derecesini artırmak açısından ve bu tercihleri kolaylaştırmak açısından önem taşımaktadır diye düşünüyorum. Peki hocam hemen sormak istiyorum. Özür dilerim. Evet. Şu ana kadar yapılmış olan çalışmalar. Onu söylemek istiyordum. Ben şu ana kadar herhangi bir siyasi partimizin yerel yönetimlerde hangi ilkeler doğrultusunda adaylarının adımlar atmasını belirleyeceği konusunda somut bir takım öneriler geliştirdiğine maalesef tanık olmadım. Umarım bundan sonra seçimlere şurada Mart'ın sonunda olduğuna göre 3 aylık bir süre kaldı. Bu işi vakit geçirmeden yaparlar.
hem kamuoyu, hem adaylar, hem oy verecek olan seçmenler bu konuda zihinlerini aydınlığa kavuşturmuş olurlar. Hocam, Tezcan Hanım'a geçmeden bir şey daha sormak istiyorum. Yerel yönetim seçimleri bu dönem niçin çok önemli? Yerel yönetim seçimleri her dönemde önemlidir. Bu dönemde yerel yönetim seçimlerini daha da önemli hale getiren nedir diye bana sorarsanız, şunu söylemek isterim. Türkiye yakın bir geçmişte bir rejim değişikliği yaşadı. Halk oyuna sunulmak suretiyle anayasa değişikliği yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bir sisteme geçti. Genellikle devlet başkanları ve parti başkanları, devlet başkanlıkları ve parti başkanlıkları farklı farklı özelliklere sahip olan kurumlardır. Parti adı üstünde taraf tutmayı anlatan bir kurumsal yapılaşmadır. Devlet başkanlıkları genellikle tarafsız olmayı gerektiren önemli konumlar ve kurumlardır. Yerel seçimlerde çeşitli siyasal partilerin ve bunların halkın huzuruna çıkacakları adaylar karşısında devlet başkanları tarafsız bir tutum almak zorunda ve bu yükümlülük altındadırlar. Halbuki devlet başkanları aynı zamanda bizim son değişiklikte gündeme getirdiğimiz gibi siyasi parti başkanı da olurlarsa bu tarafsızlık ne şekilde gerçekleşecektir? Bir kişinin takdirine bağlı duruma getirildiğine göre o kişi elbette tarafsız davranmayı tercih edebilir. Ama ya etmediği takdirde bunun güvencesinin ne olacağı ortadadır diye düşünüyorum. Evet. Yoğun bir iki günlük çalışma vardı Mimarlar Odası'nın Ankara'da danışma kurulu toplantısı. Güzel, verimli oldu. Bulunduğumuz süre içerisinde gözlemim. Ve Türkiye'nin her bölgesinden mimar arkadaşlar geldiler. Tabii gelen arkadaşlarla da Türkiye genelinde yerel yönetimleri küçük sohbetlerini yaptık. Ama endişeler var. Şimdi sizin gözünüzde de aynı şeyi bir paylaşayım. Ondan sonra bazı konular var, konu başlıkları var burada. İşte hemen birden direkt gireceğim ama hükümetin 100 gün planı diye bir plan çıktı. Şimdi o nedir, ne değil diye onu soracağım ama önce bir genel olarak bir şeyinizi alayım, yorumunuzu alayım. Şimdi aslında iki gündür Mimarlar Odası'nın bütün örgütü bir teyakkuz halindeydi ve en önemli gündem maddelerimizden birisi de ülke gündemi ve yerel yönetimlerdi ve değişik kentlerden gelen meslektaşlarımızla yerel yönetimler sürecini tartıştık. Ve burada aslında hakim olan konu, biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi, işte rejimin değişmesiyle birlikte yerel yönetimlerin misyonunun nasıl değişeceği üzerine bir yaklaşım gelişti ki o yaklaşım da şuydu. Bir kere bundan sonra 24 Haziran'dan önceki gibi bir yerel seçim sürecinin işlemeyeceği çok açık. Çünkü bunu Cumhurbaşkanı kendisi de ifade etti. İdari olarak artık kayyımlarla tehdit edilen bir yerel yönetim bakış açısı var. Mali olarak işte hem Maliye Bakanı, Hazine Bakanı'na bağlanan bir belediye bütçesi, hem de son şeyle birlikte meclise önerilen işte teklifle birlikte Cumhurbaşkanı'nın aslında yerel yönetimlerdeki yatırımların hangi belediyelere yapılacağına dair yetki verilmesiyle birlikte mali olarak da bir tek adama bağlanma süreci var. Fiziksel olarak da gerçekten artık mekansal strateji, mekansal planlama yönetmeliği ve sonrasında da 3194 sayılı imar kanununa ilişkin yapılacak değişikliklerle birlikte yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisi olan imar etme, imar politikalarının ve buradan elde edilecek işte gelirin de aslında karar vericisi noktasına gelen bir noktaya geliyor. Dolayısıyla yerel yönetimler idari olarak, mali olarak ve fiziksel olarak zaten bir kıskaç altına alınmış durumda. Buradan da böyle bir katılımcı yerel yönetim anlayışı, daha bağımsız bir yaklaşım
içerisinde olmanın mümkün olamayacağı, böylesi noktalarda da nasıl bizim bir kent mücadelesi vereceğimiz üzerine Mimarlar Odası yoğun bir çalışma üzerine gitti. Yani hangi parti olursa olsun gerçekten aday belirlenmesi sürecinde de kentlere dair özel politikaların üretilmediği, yerel yönetim politikalarının üretilmediği, ne yapılacağının bile ortaya koyulmadığı, kentlerin sahipsiz kaldığı ve bu noktada da meslek odalarının yoğun bir mücadele içerisinde olduğu, aslında siyasetin kentlileşemediği bir süreç tartışıldı. Kentler sahipsiz, rejim değişti, herkes normalmiş gibi karşılıyor. Rejim sahipsiz bir boyuta geldi. İşte Cumhuriyet'in başkenti Ankara sahipsiz, bize zimmetlenmiş gibi ne olursa Mimarlar Odası ya da meslek odaları tavır koyması gerekiyor. Böyle bir durumda yerel yönetimlerden bir umut çıkabilir mi? Yeni bir yerel örgütlenme, bir yerel demokrasinin umudu çıkabilir mi? Bütün bunlar da tartışıldı. Ama şimdi... hocamın da ifade ettiği gibi, yani demokratik ilkelerin hayata geçebilmesi için genel bir demokrasinin de oluşması gerekiyor. Yerelde siz demokratik bir yaşamı hayata geçirmeye başladığınızda, demokratik kurguları, politikaları hayata geçirmeye çalıştığınızda merkezin kıskacıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hem de tarafsız olmayan, çok geniş yetkilerle donatılmış bir merkez açalım. Karşınızda olunca. Sizin açıklamalarınızdan hemen sonra hocama soracağım. Yani bu şu anda konuşacaklarımızın Türkiye'nin de imza koyduğu özellik şartıyla ilgili mevzuda konumu ne olacak? Mesela mekansal strateji planı tanımı yaptık. Mekansal strateji planından, yani üst ölçekli planlara direkt tepeden müdahale hakkını getiren ve onu, hani hep söylüyoruz, helikopterden yukarıyı seyredip buraya bunu istiyorum, buraya bunu istiyorum anlayışının bir nevi yasal şeyi altta oluşturuldu. Ve biraz önce yine söylediniz, işte damada bağlanan, peşinden Cumhurbaşkanı'nın elinde olan belediyelerin yapacağı yatırımlara ilişkin kaynakların dudak arasında kalmış olmasından. Evet, şimdi böyle bir, şimdi yerel yönetim seçimleri olacak. Bir takım adayların projeleri var veya o beldelerde veya kentlerde bir şeyler yapmak isteyecekler. Ama tepedeki kişi eğer o yatırımla ilgili uygun görmüyorsa eli kolu bağlı olacak. Yani bu tanımıyla çok kısa bir alayım sizden, sonra hocama özellik şartıyla ilgili soruyu sormak istiyorum. Şimdi mekansal planlama yönetmeliği bu 2014 yılında çıktı ve kanunu da aşan bir yaklaşımı vardı ki yönetmelikler kanun üzerine çıkamaz ya da kanunla belirlenen yönetmelikler belirlenemezdi. Mekansal planlama yönetmeliğinde aslında imar süreçlerini tek elde toplayan, rantı da tek elde toplayan bir yaklaşım hakimdi. Şimdi bunu 3194'e yerleştirdiler. Hatta Cumhurbaşkanı'nın işte iki gün önce açık kıladığı 100 gün planına baktığınızda bir belediye başkanı gibi konuşuyor. Yani imar planlarında sanayi alanlarının bile belirlenip yatırımcılara ve belediyelere devredileceği, yani planlama süreçlerine müdahale eden bir yaklaşım içerisinde. Dolayısıyla bu noktalarda yani tamamen işte yerel yönetimlere bırakılmış bir inisiyatifin olamayacağı çok açık. Geçen yıl zaten belediye başkanlarının zorla istifa ettirilmelerinin arkasında da o vardı. Bundan sonra kendi inisiyatifiyle daha özgür, daha özerk bir tavır içerisinde olacak yerel yöneticileri, daha etkin ve öne çıkacak yerel yöneticileri beklemeyelim. Çünkü daha düşük profilli, yukarıdan belirlenen politikaları hayata geçirmeye çalışan bir emir eri politikasıyla yürüyecek bir yerel yönetimler süreci bizi bekliyor. Eyvah diyeceğiz o zaman. Yani çünkü seçimlere az bir zaman kala bütün bu düzenlemelerin bir takım şeyler önünde seçecek olan halk üzerinde de çok enteresan bir etkisi olacak kanaatindeyim. Şunu söyleyeyim, ben mesela şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim deseniz hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum çünkü o kadar geride ki, yani eskiden kim olduğunu hatırlıyordunuz. Evet. İşte Ankara'da hani bizim burası olduğu için hatırlıyorum. Peki hocam, özellik şartı içerisinde Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, ki Türkiye'si biraz önce bahsetmiştiniz, 10 tane maddeye çekince koydu diye, kendini garantiye almak için mi koydu veya ileride olası bir takım şeyler için bilemiyorum. Kısa da bir ara vereceğiz 3-4 dakika sonra hocam. Tekrar ondan sonra devamını alacağım. Özellik şartları getireceği hükümler Türkiye'yi ne kadar bağlar? Bu 10 madde çekince koymuş olması bu manevra hareketini sağlatır mı? Konumu nedir? Tercan Hanım'a sorduğunuz soruyla bağlantısını kurarak yanıtlayayım isterseniz. Yerel yönetimler özellik şartı Avrupa Konseyi'nin önemli bir uluslararası hukuk belgesidir. Türkiye'de Avrupa Konseyi'nin üyesi olarak
1988'de imzalamıştır ve 1992'de de anayasamızın 90. maddesine göre bu şartı onaylamıştır bir kanunla. Onaylayınca o şartta sözleşmede yer alan kuralları kendi iç hukukumuz bakımından bağlayıcı hale getirmiş oluyor. Bu şartın özellikle ilgili kuralının ne olduğuna baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yerel nitelikte olan kamu hizmetlerinin mutlak surette halka en yakın olan yönetim kademeleri tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye'de yönetim yapımız dikkate alınırsa halka en yakın olan yönetim basamağı belediyelerdir. Dolayısıyla yerel nitelikte olan, olması gereken bir kamu hizmeti olan imar ve planlama gibi hizmetlerin belediyeler tarafından yapılması gerekir. Bunlara devletin müdahalesi istisnai koşullara ancak bağlıdır. Altından kalkamayacağı konular olursa, iktisadi bakımdan karşılığını bulamayacağı konular olursa devlet ancak o zaman müdahale eder. Fakat eğer imar ve planlama konularında kural merkezi yönetimin bu yetkileri kullanması haline gelirse, belediyeler istisnai hallerde ancak imar konularına müdahale edebilecek durumda olurlarsa, bu Türkiye'nin onaylamış olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'na uymaz. Hukuken böyle olduğu gibi fiilen de bazen tek adam yönetimiymiş gibi sanki Türkiye belediyelere imar planı değişiklikleri yapılması konusunda talimatlar verilebiliyor. Bir hukuk devletinde olmaması gereken uygulamalardır bunlar diye düşünüyorum. Yerel yönetimler özellik şartının Türkiye'nin çekince koymuş olduğu bir önemli kuralı şu mesela. Hocam kurallara geçmeden kısa bir ara alalım. Hay. Ondan sonra kurallara geçelim. Tabii. Evet, yerel yönetimler ve kentlerin geleceğini tartışıyoruz. Çok değerli konuklarım Profesör Doktor Ruşen Keleş ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'la beraberiz. Evet hocam, bu özellik şartına imza koyan Türkiye'nin 10 maddede çekincesi var demiştik. Oradan devam edelim kaldığımız noktadan. O çekincelerden bir tanesi üzerinde kısaca durmak isterim. Yerel yönetimlerin gelir kaynakları, öz gelir kaynakları oluyor. Devlet bütçesinden transferler yapılıyor. Bir de devlet yardımları vardır biliyorsunuz. Devlet yerel yönetimlere mali yardımlarda bulunabilir. Ancak bu yardımları yaparken şarta göre, yerel yönetimler özellik şartına özel amaçlı değil fakat genel amaçlı yardımların yapılması kural olmalıdır. Çünkü özel amaçlı yardımlar nerede kullanılacağı belirtilerek yapılan yardımlardır. Bu onların özgürlük alanlarını sınırlandırır. Halbuki genel amaçlı olursa yardım, yardımı alan yerel yönetim dilediği yerde bunu kullanır ki özelliği açısından daha tercihe değer bir yardım türüdür bu. Türkiye buna çekince koymuştur. Yani ben özel amaçlı yaparım yardımlarımı diyor. Hı hı. Ayrıca bundan daha da önemlisi, devlet elindeki yardım yapılabilecek kaynakları yardımı alacak olan belediyelerin, yerel yönetimlerin siyasi hareket kabiliyetlerini sınırlandırmak amacıyla kullanamaz diyor. Türkiye buna da çekince koymuştur. Bu ne demektir? Demektir ki şu, iktidarda bulunan siyasi parti kendi güdümündeki belediyelere yardım musluklarını açmakta kendisini özgür hissedecek fakat muhalefet partilerinin elindeki belediyelere yardım musluklarını kapatacaktır. Evet. Bunun ne adaletle, ne insan haklarıyla, ne hukukun üstünlüğü ilkesiyle takdir buyurursunuz ki bağdaştırılması mümkün değildir. Bu çekincelerin buna benzer başka çekinceler de var. Mutlak surette kaldırılması gerekmektedir. Yani şimdi bu özellik şartına imza koyarken bile hani balık baştan kokar mı? Bir çekince de şuna konmuştur. Belediyeleri ilgilendiren her konu merkezi idarede karara bağlanırken ve planlanırken
uygun zamanlarda ve uygun yöntemlerle referandum gibi oradaki halka danışılması gerekir diyor şart. Türkiye buna da çekince koymuştur. Yani bu demektir ki danışmadan da ben belediyeleri ilgilendiren her türlü tasarrufu kendim yapabilirim. Ancak bir konu var ki ona çekince koymamış. O da şudur. Eğer bir kanun çıkararak merkezi yönetim, yerel yönetimlerin sınırlarında bir değişiklik öngörüyorsa uygun zamanlarda ve uygun yöntemlerle halka danışılacaktır. Buna çekince koymadığı halde Türkiye 6360 sayılı büyük şehirlerle ilgili yasa çıkarıldığında biliyorsunuz pek çok ilçe bir yerden alınmış, başka bir yere bağlanmış, sınırları geniş ölçüde değiştirilmiş ama maalesef halka danışılmamıştır. Ne yazık ki bu düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruda Anayasa Mahkemesi de burada anayasaya ve uluslararası hukuk kurallarına aykırılık görmediğini belirtmiştir. Evet. Sezgin Hanım, ben Türkiye'de kentleşme olgusuyla genel değerlendirip bakıldığında Ankara'da bu konuda çok ciddi mücadele veriyorsunuz ve devam da ediyor bu mücadele. Ankara ölçeğinden Türkiye geneline de bakıldığında kentleşmedeki sıkıntılarımızı ve önümüzdeki süreçte yeni başkan adaylarının veya onları seçecek olan halkın nelere dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapalım. Peşinden hocamla ve biraz da size yerel yönetimler planlama uygulama ve yönetim olarak ne kadar özgür onu soracağım. Evet. Şimdi aslında Türkiye'deki genel sürece baktığımızda bir kere planlama sürecinin bilimsel rotadan çıktığını görüyoruz. Hormonlu bir kentleşme süreciyle karşı karşıyayız. Sadece rant odaklı ve kişiye özel emsel artırımlarıyla birlikte rant üzerinden şekillenen bir hormonlu kentleşme var. Yani sürekli emsalle birlikte bir hormon baskılaması altında. Bütüncül, yani planlamanın bütüncül olması ilkesi bir kere tamamen terk edilmiş durumda. Üst ölçekli planların tamamı yapıldıktan sonra hemen ertesinde delinmeye başlanıyor. Bunu biz Ankara'da biliyoruz. Ankara'da 2023 Nazım Mimar Planı herhalde 10 bin kez delindi yapıldığı günden bu yana. Yani bu bütün kentlerde böyle, büyük kentlerde de böyle. Yani ben sözünüzü kesmek zorunda kaldım. Özür dilerim. Bu konuda olumsuz kentleşme ilişkin fotoğraflarımız falan da olacak. Onları da yönetmen arkadaşımız paylaşırsa en azından bu planların delinmesinin getirdiği sonuçları da görmekte fayda var tabii. Evet, bir de tabii ki kamu yararı önceliği yok bütün bu planlama süreçlerinde. Onun için bir anda bütün bu kentin bütünlüğünü ve dengesini oluşturan işte vadiler yapılaşmaya açılmış oldu, ormanlar talan edildi, işte çok büyük projeler var diye, ama kent bir matematik sistemi gibi çalışıyor. Yani bir taraftan siz onun temiz havasını koordine edeceksiniz, nefes alanlarını koordine edeceksiniz. Ama bütün bu bütüncül bir bakış açısı olmadığı için şu anda kentlerimiz aslında betonlaşan bir noktaya geldi ve Türkiye'nin her yanında, aslında bunu TOKİ örneklerinden de görüyoruz. TOKİ biraz örnek model gibi baktığınızda kendi tipolojisini kaybetmiş, kent kimliğini kaybetmiş, birbirine benzeyen, betonlaşmış, yeşil alanları talan edilmiş, vadileri yapılaşmaya açılmış, hatta dere yataklarına kadar gerçekten altyapısı düşünülmeden bir kentleşme süreci yaşanmış. Yani kentlerin bütün sistematiğini bozan, bütün o işleyen organizmasını yok eden bir süreç yaşanmış durumda. Biz bunu hem Ankara'da hem İstanbul'da hem de diğer kentlerde görüyoruz. Buna da doğrudan merkezi hükümetin müdahale etmesi ve merkezi hükümete yakın anlayışların, yerel yönetim anlayışlarının bunu devam ettiriyor olması da bunu bütüncül bir hale getirmiş durumda. Hem merkezi iktidarların baskısı altında hem de yerel iktidarların baskısı altında kentler talan edilmiş durumda. Şu son gelinen dönemde de işte yine biraz önce de ifade ettiğim gibi yerel yönetimlerin biraz daha düşük profilli bir noktaya çekilmiş olması, işte o Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle her konuda yetkin olan bir şahsiyetin aslında kentleşme konusunda da, mimarlık konusunda da, mühendislik konusunda da yetkinmiş gibi davranan bir sürece doğru gidiyor. Böylesi bir noktada adaylar belirlenirken de hani bu işi yapacak adaylar değil aslında, yukarıda verilen kararları uygulayacak adaylar öneriliyor. Yani kentleşme politikaları. Peki halk ne yapsın? Şimdi bizi insanlar izliyor. Yani bizi aklı selim izleyen insanlar yani ellerini yukarı kaldırıp biz ne yapacağız diyecekler. Ya aslında halk dönem dönem siyasetin de
daha üstüne de çıkartarak yol gösterici oluyor. Yani bunu bir kere ifade etmek lazım. Süreci çok iyi görüyor ve buna yönelik bir hamle yapmaya çalışıyor ki biz bunu işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük. Hani adaydan bağımsız olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de milyonlar sokağa çıktı hatırlarsanız. Yani durumun, rejimin değişeceğini, bu rejimle birlikte var olan kazanımlarımızı ortadan kaldıracağını gördü ve dolayısıyla da bu sürece halk aslında başka bir tavır koydu. Siz varsanız biz zaten bakın alıp gidiyoruz diyen. Fakat bunun tabii siyasetin, toplumsal muhalefetin, siyasi partilerin bunu çok iyi algıladığını düşünmüyorum. Şu anda halkta çok büyük bir umutsuzluk süreci var. Evet, bu sanki yerel seçimler aslında yerel seçimmiş gibi değil, bir genel seçim havasındaymış gibi de bir hava var. Zaten adayların halktan kopuk bir şekilde belirleniyor olması, hani o zaten Türkiye'nin tamamında bir demokrasi, demokratik bir atılım göremiyoruz ama en azından yerel seçimler sürecinde yerel yönetimlere yönelik bir belirlenme süreci yaşanırken bu yerel demokrasiyi harekete geçirseniz daha bir enerjik olabilirdi ama o genel demokrasi yok. Yerelde de demokrasi yok. Dolayısıyla halk kime nasıl belirleyeceğini, hangi politikalar çerçevesinde kime oy vereceğinden çok bir genel seçim havası var. Ama tabii rejim değişikliğinde bir sahipsiz kalma durumuyla birlikte nasıl bir havaya bürünebilir? Bu 3 aylık süreç içerisinde herkes bir enerji toplayıp bu yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğunu gösterip buna yönelik bir hareketlenme içerisine girebilir mi? Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Siyasi partilerin bu konudaki davranış biçimine değinmiştik. Onu da tekrar size soracağım. Hocama dönmek istiyorum. Hocam yerel yönetimde ne kadar özgür? Bu yeni yasal düzenlemeler, yerel yönetimlerin merkez hükümet tarafından verilen gelirlerin bağlı olması, inisiyatif olarak elinin kolunun bağlı olması. Yani bu konuda nedir durum? Demin sözünü ettiğimiz Avrupa yerel yönetimler özellik şartı bir yerel yönetimin özelliğinin ne olduğunu tanımlarken şöyle der. Kamu görevleriyle ilgili hizmetlerin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve merkezi yönetimin müdahalesine yer verilmeden yerine getirme, yani bu görevleri, hizmetleri yerine getirme yetkisi ve olanağıdır der. Dikkat buyurun, yetki sahibi olmak yeterli değildir. Olanağa da sahip olmalıdır, evet, ki gerçek anlamda özel sayılabilsin. Orada söz konusu olan olanak mali imkanlarıdır. Ne yazık ki bizim belediyeli gelirleriyle ilgili yasamız 12 Eylül döneminde çıkmıştır. O tarihten itibaren hiçbir değişiklik belediye gelirleri yasamızda yapılmadı. Halbuki hem anayasamıza göre hem Avrupa yerel yönetimler özellik şartına yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır kuralı yerleştirilmiştir. Bu maalesef yerine getirilmiyor. Fakat bir de tabii başka açıdan baktığınız zaman yerel yönetimler sadece gelire müstahak kuruluşlar olarak düşünülemez. Acaba kendilerine sağlanan gelirleri ne ölçüde rasyonel kullanmaktadırlar? Evet. Ben bazı örnekler verebilirim size. Bana bazı belediyelerden dergiler geliyor. Parlak kuşe kağıtlarına basılmış. İçinde ne var diye açtığınız zaman büyük bir israfın söz konusu olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer mali açıdan veya yönetim açısından bu türlü amaç dışı kamu yararına ters uygulamalar varsa belediyelerde, bunlar üzerinde bir devlet vesayetinin mutlak surette uygulanması gereklidir diye düşünebilirsiniz. Ve gerçekten de bizim anayasamızın 127. maddesinde devletin belediyeler üzerinde, yerel yönetimler üzerinde hangi durumlarda vesayet yetkileri uygulayacağı yazılıdır. Bunun gerekleri yerine getirilmelidir. Avrupa yerel yönetimler özellik şartında da bu vesayetin yerel yönetimler üzerinde devlet tarafından vesayetle varılmak istenen amaçla orantılı bir şekilde kullanılması gerektiği yazılıdır. Yani vur dedikse öldür demedik diye bir söz vardır. Evet. Onların özelliklerini hiçbir zaman sıfıra düşürmeden devletin genel çıkarlarıyla ulusun menfaatleriyle yerel halkın menfaatleri arasında bir denge sağlamak esasıdır diye düşünmek gerekir. Hocam hemen çok daha bir zamanımız kaldı. Bütün bu gelişmeleri ele alıp baktığımızda toplumcu demokratik bir yerel yönetim bu koşullarda yaşatılabilir mi? Böyle bir yerel yönetim olur mu? Efendim arkadaşımızın da belirttiği gibi bu genel olarak ülkede
demokratik kültürümüzün gelişmesine, demokratik bilincimizin düzeyinin yükselmesine bağlı bir şeydir. Benim rahmetli çok yakın bir dostum Profesör Turan Güneş, Dışişleri Bakanlığımızı da yapmış arkadaşım, ölümünden önce yazdığı bir kitapta, Araba Devrilince başlığını taşıyan bir kitapta, ki bu kitap 12 Eylül müdahalesini anlatan bir kitap. Şöyle yazmıştır: demokrasi bir Akdeniz ürünü olan zeytin ağacına benzer. Onu dünya coğrafyası üzerinde sadece bazı enlemlerde yetiştirebilirsiniz. Kuzeye gidildikçe veya güneye gidildikçe ondan beklediğiniz ürünü alamazsınız. Bununla değerli meslektaşımın kastetmekte olduğu şey, demokrasinin ancak o demokrasi kültürünün gelişmiş olduğu ülkelerde ve coğrafyalarda geçerli kılınabileceği düşüncesidir. Bugün de aynı tezin doğru olduğunu düşünüyorum. Henüz demokratik gelişmemizde ülke çapında büyük eksiklerimiz olduğu için yerel düzeyde de bunun aksaklıklarını açık bir şekilde her örnekte görüyoruz efendim. Sevgili Tezcan'cığım, şimdi hocama sorduğum şeyi, sorunun birazcık daha keskin bıçaklı biçimini. Peki bütün bu oluşumlar, bu anlattıklarımızla birlikte önümüzdeki bir yerel yönetim seçimlerinin sonucunda Türkiye tekrar yeni bir döneme girecek. Görüyoruz ki çok ciddi sancılar var. Ve bu sancılar çok çok ciddi sancılar. Bu sancıların toplumda belirli bölgelerde infial yaratması ile ilgili endişelerim de var kişisel olarak. Olmaması da mümkün gözükmüyor. Çünkü bu tek adam rejiminin ortaya koyacağı sistem artık yerel dediğimiz, yani yerinden yönetimlere dahi direkt tepeden inme baskısıyla koyacağı bir anlayışı getirecek ki bu anlayışın içerisinde iktidar partisine mensup olan belediyelerin palazlanacağı ve daha seçimler olmadan dahi bunun direkt olarak hedeflendiği bir ortamda Türkiye nereye gidiyor? Ya şimdi tabii yerel yönetim seçimlerinde adaylaşma süreçlerine baktığınızda da çok ciddi bir sermayenin baskısını hissedebiliyorsunuz. Çünkü kentlerin kendisi bir rant alanına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla böylesine bir rant ilişkisiyle yoğrulmuş bir yerel yönetimlerden bu haliyle bir toplumcu belediyecilik anlayışının çıkmasının oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Ruşen hocamın söylediği gibi, yani genel olarak bir demokrasi ikliminin olmadığı noktalarda da, hani bazen ana muhalefet partisi diyor ya, bizim iktidarında olduğumuz yerel yönetimlerinde hayat çok güzel, insanlar bize özeniyor diyor, ama bu bir yani çok büyük bir coğrafya içerisinde genel olarak iklim bozuksa, siz o iklimin küçücük bir parçası içerisinde bir özgürlükten bahsediyorsanız bu çok gerçekçi görünmüyor. Yerel yönetimlerin ama şöyle bir avantajı olabilir. Hani bu tabii genel bir seçimin havasına bürüneceğini de ifade etmek lazım. İttifak süreçlerine baktığınızda, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı sürecine de baktığınızda yerel seçiminde ötesine geçen bazı hassasiyetlerin olduğu da ortaya çıkıyor. Burada gerçekten halkı hareketlendirebilecek ve heyecan yaratabilecek adayların ve politikaların belirlenmesi gerekiyordu ki maalesef bu konuda da çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü zaten sermayenin baskısı bir taraftan, zaten rejimin baskısı bir taraftayken kentlerin bir savaş alanına döndüğü, sahipsiz kaldığı ve parçalanarak aslında bütünlüğü ve kimliği yok edildiği bir süreçte mücadeleci ve bu konuda süreci farklı bir noktaya götürecek adaylıklar değil, daha çok uyumlu. Bu konu içerisinde hani ya onu da yaparız diyen bir yaklaşımla adaylıklar süreci belirleniyor ve belirlendiği için umarım bizi yanıltırlar son belirlemelerle birlikte. Dolayısıyla yerel yönetimlerin artık bir mücadele etme şansından çok, yerel yönetimlerin genel politikaya eklemlenme, belki büyük ölçekli rant projeleri değil ama biraz onlarla iyi geçinirsek başka projeler, işte yatırımlar verirler, mali yardımlar verirler havasıyla yürüyecek. Ve maalesef bizim hocam da hatırlayacaktır, bizim dönemimizden ve bakış açımızdan çıkmış bir Vedat Dalokay gibi belediye başkanları da olmayacağı için, çünkü mali yardım yapılmadığında kendi makamında açlık grevine giden bir belediye başkanıydı. Böyle bir belediye başkanı da olamayacağı için gördüğümüz adaylar arasında. Dolayısıyla buradan bir şey çıkartmak, hani çok büyük bir şey beklemek. Ben sizden şunu isteyeceğim. Doğru değil. Şimdi bizi izleyen bir sürü izleyicimiz var. Milyonlar
kötü, karanlık bir tablo çizdik aslında ve biz bu koşullarda seçime gidiyoruz. Birazcık küçücük bir iki cümleyle umut dolu bir şey söyleyin diyorsunuz. Bir iki cümleyle çünkü. Evet, umut dolu bir şey söyleyin evet. diyorsunuz. Tabii sonra ki, da hocama söyleyip programı gerçek, kapatacağım. Şöyle bir şey, bir kere gerçekçi olup imkansızı isteyeceğiz. Gerçekler bu. Ama zaten eğer biz bütün bunları dönüştürme gücüne sahip ve bütün bunları dönüştürme idealleriyle mücadelenin bir parçası olarak yaşamı savunmaya başlıyorsak eğer, burada bir umut var demektir. Şimdi hocam o enlem içerisinde demokrasi yetişir dedi. Bizim zaten umudumuz olmasa, o enlemin, o iklimini değiştirme umudumuz olmasa ne biz burada oluruz, ne sokakta kentlerimizi savunuruz. Dolayısıyla gerçekten bu umudu yeşertecek adaylıklar sürecinde, politikalar sürecinde bunun bir parçası olacağız, destekleyeceğiz. Meslek odaları olarak da aslında hani bunu, bu politikaların önünü açacağız. Biraz önce geldik işte bir arkadaşımız belediye başkan adayı olmuş. Yani bütün bu düşündüğümüz ve tartıştığımız şeyleri hayata geçirebilme potansiyeli var. Bütün bu bakış açısıyla, o yerel yönetimin toplumcu bakış açısını hayata geçirecek adaylıkları ve politikaları destekleyeceğiz ve oralardan örnek bir politikayı çıkartarak aslında o genel iklimi değiştirmenin umudunu her zaman taşıyoruz. Yoksa evet. bunları söylüyoruz diye umutsuz değiliz Hocam, yani. Son bir cümle, programımızın sonuna geldik. Benim son cümle. Geleceğiniz umut biraz tabii böyle. Gelecekten umut kesmemek gerektiği düşüncesindeyim. Onun için de bütün umudumuzu çağdaş bilimin gelişmesine ve çağdaş bilimsel ışıkların içinde gençlerimizin yetiştirilmesine bağlı hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir derken Atatürk boşuna konuşmamıştır diye düşünüyorum. Evet. Efendim bugün de yerel yönetimler ve kentlerin geleceği dedik. Kentlerin geleceği ifadesini özellikle cümlenin arkasına ekledim. Hakikaten kentlerin geleceğini tartışıyoruz. Tabii güzel şeylerde konuşamıyoruz ama bulunduğumuz konum itibariyle en son bağladığımız o içimizdeki ümidin asla ölmemesi, hep yaşaması, hocamızın dediği gibi ve bunun bilim ışığında olması, buna karar verecek olan sizlersiniz. Önümüzdeki süreçte yine bu ve buna benzer konularla sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin geleceğini şu hani son çıkış, hani derler ya köprüden önce son çıkış, evet son çıkıştayız. Onun için buna çok önem veriyorum. Değerli konuklarıma sizler adına çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir başka kent yaşamında yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim.